Peki biraz kriminal olaylara dönelim. Çünkü elimde biriken bu Seren Serengil olayları yüzünden, Seren Serengil'in artık fotoromana dönüşmüş hikayesi yüzünden, boşanma hikayesi yüzünden, işte çocuğum doğdu, öldü, çocuğu düşürdü haberleri yüzünden kriminal olaylara girememiştik. Ama Türkiye'de maalesef kriminal olaylar yaşanıyor. Bir tanesi var, insanın yüreğini dağlatacak kadar sıkıntılı bir haber. Sevgili seyirciler, İzmir Buca'da çocuğunun ölümüne göz yuman, hatta ölen çocuğunu sevgilisiyle birlikte bir çukura gömen annenin ifadelerini ve itiraflarını izliyoruz. İzmir'in Buca ilçesinde oğlu Eymen Sadık D'nin dövülerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Mine D'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Olayın 18 Ağustos'ta Serkan E ile beraber otomobille Çeşme'den İzmir'e döndükleri sırada tesiste meydana geldiğini kaydeden anne Mine D şunları söylediği öğrenildi. Ben tuvalet ihtiyacı için otomobilden ayrıldım. Otomobilin uzağındayken bağırışma sesleri duydum. Döndüğümde oğlum hareketsiz yatıyordu. Onun öylece hareket etmeden yattığını görünce öldüğünü anladım. Serkan E'ye nasıl oldu diye sordum. O da ağlıyordu, susması için elini ağzını kapattım, bu hale geldi dedi. Ben Serkan E beni tehdit ettiği için polise başvurmadım. Cesedi 2 gün boyunca otomobilde saklayıp gömecek yer aradık. Sonunda da o çukura gömdük. İfade sonrası polisin başlattığı çalışmayla kısa sürede cinayet şüphelisi Erkan E ile ona yardım ettiği gerekçesiyle kardeşi Erkan E'yi gözaltına aldı. 3 zanlı ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen anne Mine D ve sevgilisi Serkan E tutuklandı. Olay kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Erkan E ise yurt dışı yasak. Şimdi yani bunlar hemen hemen her ülkede oluyor mu bilmiyorum ama bizim var ülkemizde ya, olduğu zaman toplum cinnet geçiriyor. Evet ya, yani cinnet noktası bir anne. Neden böyle oldu bilmiyorum. Bir anne sevgilisi çocuğunu öldürüyor. O anne ona göz yumuyor, korktum diyor ve sevgilisi de 2 gün çocuğu arabanın bagajında saklıyorlar, gezdiriyorlar, bir çukur bulup gömüyorlar. Öz çocuğunu yapıyor. Evet. Çocuk kaç yaşında? Çocuk sanıyorum 10 yaşında. Bir dakika haberde. 5 yaşında pardon. 5 yaşında. Şimdi bu anne kaç yaşında? Anne, var değil mi 35 yaşında? Yani. Şimdi bir kadın nefsine sahip olamıyorsa, uçkuruna sahip olamıyorsa, evladına sahip çıkamıyorsa, bir kendi iffeti, kendi keyfi ve nefsi için birlikte olmuş bir adamın yapmış olduğu bir cinayeti, kendinden parçayı o adamla işbirliği yapıp gömüyorsa, ondan sonra da diyorlar ki idam yasası. Şimdi gene herkes feryat edecek idam yasası. Bu iş idam yasasının olmaz. Bu bizi dünyaya farklı şekilde kaşeler. Ne yapacak? Nasıl önüne geçirecek bunları? Bunları yassı ada gibi bir adaya koyacaksın. Adaya mı atacaksınız? Evet. Ne olacak orada? Hayatları boyunca bir daha çıkamayacaklar bunlar. Bunlara farklı cezalar. Cehennem adası gibi bir ada. Cehennem adası gibi bir ada verilmeli bunlara. Orada psikolojik zulüm edilmeli bunlara. Şaka yapmıyorum. Yani her gün ölmeliler. Böyle her gün ölmeliler ya. 5 yaşında bir çocuğu bir insan nasıl öldürür ya? Bunlar ruh hastası mı ya? Hadi diyelim ki sevgilini öldürdü. Sen bir anne olarak buna nasıl razı olursun? Neden ya ben korkuyorsun? Adamı anlayabiliyorum, tamam mı? Adam sapıktır. Manyaktır. Adam manyaktır. Adam yani ne yaptığını bilmiyordur. Ruh hastası olmasa 5 yaşında çocuğu öldürür mü? Nasıl kıyabilir? Şimdi ben her zaman diyorum yani doğurmakla anı olmaz diye. İşte doğurmakla anı olmaz. İnsanlara bunu anlatıyorum. Bir şey taşımakla erkek olmaz. Ceket. Anladın mı? Evet, ceket taşımak. Adam olmak lazım. Bu kadar basit ya. Yani şu adamı benim elime bıraksalar öldürürüm dayaktan. Sen minicik masum çocuğa bunu nasıl yaparsın? Ve anne, sen nasıl anasın?
Analığın adını ne geliyor bunlar? Hadi adam katil. Cani. O anne de yazıklar en az olsun. Onun kadar katil. Yazıklar olsun. Başka ya söyleyecek bir şey yok. Bunlara ne yorum yaparsın? Bunlar cibiliyetsiz. Tamam. Ne? Burada frene basıyoruz. Basıyoruz ama basılacak gibi değil. Cibiliyetsiz. Bunlara nasıl... Yani ne söylenir buna? Buna hakaret isteyen hakaretine yazık ya. Evet bence de. Bence de. Allah ıslah etsin Allah diyeceğim ıslah ama... Allah ıslah etsin. Yani bunlar ıslah olsa da... Bunlar hukuki yaptırımlarla bunlar bitmez. Bu şablon hiç iyi değil. Cumhurbaşkanına sordular biliyorsun idam yasasını. Olmaz. Cuma ülkemiz, namazının çıkışında. Ülkemizde çıkmaz. Cumhurbaşkanımız yufka yürekli adam. Onun elinden gelse, arzu etse. Ama Cumhurbaşkanı'nın şahin bir bakışı da vardır. Şöyle bak. Cumhurbaşkanı böyle bir yasayı bu ülkede çıkarttığında yarın ipin ucu kendisine bile döneceğini bilir. Anladınız mı? Sıkıntılı diyorsun yani. Sıkıntılı. Öyle bir ahlaksız ki bunlar. Bunlar her yasayı kullanırlar. Bak kriptolar zaten çıktı ortaya. Anlatabildim mi? Hepsini de bırak. İnsani duyguları çok yüksek olduğundan dolayı Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir baba refleksi göstererek bunları söylüyor. Çıkmalı diyor. Ama Cumhurbaşkanı refleksiyle böyle bir şeyi kabullenemez. Çünkü böyle bir karar verildiğinde Türkiye Cumhuriyeti'ni insan haklarıyla ilgili, demokrasi ve özgürlükle ilgili Avrupa Birliği norm ve standartlarında böyle bir şeyin kabul görülür bir şeyi yok. Bunu her zaman söyle, herkes bir aklına koysun. O zaman böyle bir şey çıkarsa 24 saat içerisinde bu halk İmralı'dakinin asılmasını ister. Bu kadar net. Uzatmaya hiç gerek yok.